Amasya'mız çok farklı bir şehir. Yani 8500 yıllık tarihi olan ilim, hikmet ve bilgi şehridir. Öyle ki Osmanlı döneminde 52 medresesi olan, yani burada 12 tane şehzade, Osmanlı şehzadesi yetişmiş ve bunların 7 tanesi payitahta padişah olmuş. Tabii ki bunlar burada yetişirken ve aynı zamanda yetiştikten sonra buradan payitahta padişah olarak giderken yalnız gitmediler. Burada paşalar da kendileriyle gitti, vezirler yetişti, Şeyhülislamlar yetişti. Dolayısıyla böyle manevi, zengin, kültürel bir şehirde bu hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde yapmak bize gerçekten büyük bir gurur ve mutluluk vermektedir. Bizde zarurati diniye diye bir kavram var. Yani dinin zaruri bölümlerinin muhakkak korunması, muhafaza edilmesi anlamına gelir. Bu sadece İslamiyet'te değil, semavi bütün dinlerde olmazsa olmaz değerlerdendir. Hasreten bizim dinimizde de bu çok kıymetlidir. Nedir zarurati diniye? İlk önce insanın canını, sonra aklını, sonra dinini, sonra malını, sonra da neslini muhafaza etmektir. Bu görevi de şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde yapmaktayız. Nasıl? Diyanet İşleri Başkanlığımızın temel görevlerinden bir tanesi, vatandaşları dini, ahlaki yönlerden bilgilendirmek, öğretmek, aynı zamanda da ibadet yapılan yerleri açmak ve kontrol etmek. Bu anlamda baktığımızda devletimiz bize bu manevi görevi vermiştir. Aslında bizim yapmış olduğumuz hizmetler bir yönüyle de tamamlayıcı hizmetlerdir. Dolayısıyla aile danışmanlık ve rehberlik bürolarımızın başkanlığında bizim bu alanlardaki hizmetlerimiz bir manevi destek hüviyetinde devam etmektedir. İlk önce biz dinimizi kollayacağız. Dinimizi kollamak için de doğru bilgileri doğru zamanda, doğru yerde vatandaşlarımıza her seviyede verebilmeliyiz. Hem yetişkinler olsun, çocuklar olsun, gençler olsun. Dolayısıyla son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanımız ve saygın heyetinin çok değer verdiği 3 konu vardır. Aile, çocuk ve gençlik. Aynı zamanda bunlar bizim geleceğimizi de ifade etmektedir. Amasya'da kadın ve aileye yönelik çalışmalar söz konusu olduğunda benim çok motive eden ve gözümün önünden gitmeyen hatırladığım 2 sahne vardır. Ben onları paylaşmak istiyorum. Bir hanımın din eğitimini yeterli alamadığı için Ramazan girerken doğum yaptığını ama muaf olduğunu bilmediği için o Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğunu bize söylemişti. Ve mahcup olduğumu hatırlıyorum. Görevimiz itibariyle böyle bir bilgiden mahrum olmalarını gördüğüm için çok mahcup hissettiğimi hatırlıyorum. Görevimizin, mesuliyetimizin sorumluluğunu ve büyüklüğünü idrak ettim orada. Diğer bir sahne de dijital çağda ebeveyn olmak konulu bir seminer verilmişti. Şehir dışından gelen bir konuşmacımız uzun ve gerçekten çok detaylı halka yönelik güzel bir seminer yapmıştı. Bu seminer sonrasında biri kucağında, diğeri yanında 2 çocuğu olan genç bir annenin ağlayarak sahneye fırlayıp konuşmacıya elinizi öpmek istiyorum. Ben bu eğitimlere çok ihtiyaç hissediyorum. Bunlar bize neden verilmedi, neden verilmiyor şimdiye kadar diye ağladığını ve çok duygulandığını hatırlıyorum. Bu 2 sahne hem dini eksenli bilgilendirmenin hem de sosyal eksenli bilgilendirmenin görevimiz olduğunu, yapılması gerektiği noktasında beni hep motive etmiştir. Popüler kültürün telkini olan kadın eğitilmeli söyleminde dünyevi başarı odaklı, haz odaklı, çıkarcı insan tipi öngörülüyor. Oysa bizim öngördüğümüz kadın eğitimlerinde, bizim hedeflediğimiz kadın eğitimlerinin maksadı kendi değerlerimizle beslenen, bizim temel dinamiklerimiz olan şefkat, merhamet, ötekini düşünme, diğer gam, insan tipini öngörüyoruz. Dolayısıyla kendi değerlerimizle kadınlara yönelik eğitim vermeyi çok önemsiyoruz.
Vaize, il vaize hocamız Hülya Kurtça hanımefendiden. Ben sohbet dinlemeyi ve ilim öğrenmeyi çok seviyordum. Allah razı olsun kendisinden. Onu takip ettik, bu hizmetlerinden faydalandık. Ve onu takip ediyoruz. Hadis ve tefsir derslerimiz var. Bu şekilde kendisinden istifade ediyoruz. Allah razı olsun, çok güzel çalışmaları var. İki senedir de onunla beraber çalışıyoruz. Çok faydalandım. Dünya ve ahiret menfaatime olacak çok güzel bilgiler öğrendim. Allah razı olsun kendisinden tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. İlim öğrenmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili çok güzel hadis-i şerif var. Kim ki ilim öğrenmek için adım atarsa Allah ona cennet yolunu kolaylaştıracağını söylüyor. Bunun için kendi şahsım adına, ailem adına çok mutluyum. Kendileri tanıştığımdan, bu hizmetten istifade etmekten. Ve herkese tavsiye ediyorum. Bizim için önemli olan dünya ve ahiret saadetimiz için güzel istifade faydalanacağımız güzel meclislerde bulunmak. Onu da burada buldum Hülya Hocam'dan. Allah razı olsun Diyanet'in bu çalışmalarından. Çok memnunuz. Tavsiye ediyorum. Yine dini zaruriye içerisinde baktığımızda akıl sağlığı vardır. Akıl olmazsa olmazdır. Yani akıl olmazsa din olmaz, akıl olmazsa hayatın olması da mümkün değil. Aklı kollamak için de ne yapmak lazım? Şu anda aklı muhafaza etmek için işte uyuşturucu, bağımlılık, aynı zamanda yine son zamanlarda bütün dünyayı tehdit eden, gençlerimizi de tehdit eden, ondan sonra her türlü bağımlılıktan onları muhafaza etmemiz lazım. Bu alanda Diyanet İşleri Başkanlığımız da aile, dini ve rehberlik bürolarının denetiminde, gözetiminde, ehliyetli, liyakatlı arkadaşlarla beraber, personelimizle beraber vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetleri sunuyoruz, sunmaya devam ediyoruz. Ayrı zamanda yine bize neslimizi korumamız lazım. En büyük şu andaki tehditlerden bir tanesi de neslimiz, geleceğimiz. Malum bizim hedeflerimizden bir tanesi de maneviyatlı ve dindar nesiller yetiştirmek. Bu yönüyle de gençlerimiz üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar, manevi destekler, açtırmış olduğumuz gençlik merkezleri, orada her türlü genci davet ediyoruz. Üniversiteye giden gençler, üniversiteye hazırlanan gençler, lise çağındaki gençleri biz oraya davet etmek suretiyle aslında manevi yönden onları destekliyoruz. Farklı alanlara, yani kötü alanlara sapmalarını önlemeye çalışıyoruz. Yine dini zaruriye içerisinde baktığımızda aile çok önemli. Yani nesil dediğimizde aile çok önemli. Malum anneyi yetiştirirsek aileyi yetiştiririz. Anne bizim için çok önemli. Erkeği yetiştirirsen kendini kurtarır ama kadını yetiştirirsen aileyi ve toplumu kurtarır anlayışıyla beraber. Aile, dini rehberlik bürolarımızda aileye çok önem veriyoruz. Bu anlamda diğer kurumlarla yapmış olduğumuz protokollerle, üniversitelerimiz olsun, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız olsun, işte diğer birimlerle yapmış olduğumuz protokoller sayesinde onlara seminerler veriyoruz. Hangi seminerler? Evlilik öncesi, evlendikten sonra aile içi iletişim, ailede evlilikten sonra çocuklar olmuşsa çocuklarla, yetişkinlerle iletişim. Dolayısıyla birçok alanda ailedeki huzurun devamı, ailedeki mutluluğun devamı için manevi destek programlarımızı uyguluyoruz. Tabii bazı zaman öyle bir şey var ki aile içerisindeki bir problemi ehliyetli, liyakatlı bir hocamızın bir sözü, bir cümlesi, bir yaklaşımıyla beraber çözebiliyoruz. Bir de bu da bizim için büyük bir mutluluk vermektedir. Amasya'da yaptığımız eğitim faaliyetlerinden bahsedecek olursak, ADRB Aile ve Dini Rehberlik Büromuzun faaliyetlerinden bahsedecek olursak, bu 7 kişilik bir kadroyla bir ekip olarak hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Vaiz arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız ve Kur'an kursu hocalarımızın omuz verdiği çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz.
Öncelikle haftalık takrir derslerimiz var. Düzenli olarak devam ettiğimiz vaazlarımız, sohbetlerimiz, tefsir, hadis, fıkıh gibi derslerimiz, siyer, Arapça, arkadaşlarımız yetkinliklerine göre, ihtiyaca göre bu dersleri cemaatleriyle, gruplarıyla yapıyorlar. Diğer taraftan başkanlık ayaklı devam eden projelerimiz var. Başkanlığın bize gönderdiği temel aile bilinci, evliliğe ilk adım seminerleri ve son dönem pandemiyle birlikte pandemi sürecinde yapılan aile eğitimleri, online hatim programı. Bunlar başkanlık ayaklı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizi oluşturuyor. Yerelde bizim ürettiğimiz Amasya'nın ihtiyacına yönelik yaptığımız eğitim faaliyetlerine gelecek olursak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak olarak yaptığımız Köyümde Huzur Var projesi 2019 yılında 11 haftalık her hafta 3 köye uzmanlarla, eğitimcilerle gidilerek uygulanan bir projeydi. Çok güzel geri dönüşleri oldu o projenin. Mahremiyet eğitimi, temel aile bilinci, iletişim, çocuk eğitimindeki temel ilkeler, bu eğitimin ihtivasına, muhtevasına koyduğumuz belli başlıklardı. Kadının anne oluşunu hiçbir şekilde es geçmemek gerektiğini, bu nedenle anneliğe yönelik bir formasyon eğitimi düzenlemek gerektiğine inandık. Efendimizin El-Ümmü Medresetün, anne okuldur hadis-i şerifini düstur edinerek, başlık yaparak kendimize 0-7 yaş çocuğu olan anneleri bir eğitime, 4 haftalık bir eğitime tabi tutarak anne okuldur projemizi başlattık. Daha önce yüz yüze uyguladığımız projemizi şimdi 4-6 yaş velilerimize online olarak uyguluyoruz. Burada tefsir derslerine giriyorum Hülya Hocam'ın. 5 yıl yurt dışında kaldık biz. Orada da böyle dersler oldu. Buraya gelince de tabii ki ihtiyaç. Biz de böyle şeyleri seviyoruz. Hem dinimizi tanımak açısından, hem İslam'ı tanımak açısından. Dinimizin bize neler kazandıracağı, bir peygamber efendimizin sünnetini bilmemiz gerektiğini düşündüm. Buraya gelince de Hülya Hocam'la tanıştık. Allah kendinden razı olsun. Her şeyden önce ona çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi tefsirle, hadisle, Peygamber Efendimizle, İslam'la çok güzel eğitiyor, onu söyleyeyim. Ayetlerle de dinimizi tanıyoruz. O da ayrıca yapıyor o dersimizi de. Yani bir Müslümanın bilmesi gereken her şeyi elinden geldiği ölçüde bize veriyor ve biz de çok mutlu oluyoruz. Allah ondan razı olsun. Ve gerçekten de müftülüğümüzün böyle şeyler yapması bizi onurlandırıyor. Ve herkesin katılmasını istiyorum. Yani bütün ev hanımlarının özellikle geleneklerinden çıkıp İslam'ın doğrultusunda yaşam sürmelerini, öğrenmelerini böyle kurumlarda öğreneceklerine inanıyorum. Aynı zamanda yine bize neslimizi korumamız lazım. En büyük şu andaki tehditlerden bir tanesi de neslimiz, geleceğimiz. Malum bizim hedeflerimizden bir tanesi de maneviyatlı ve dindar nesiller yetiştirmek. Bu yönüyle de gençlerimiz üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar, manevi destekler, açmış olduğumuz gençlik merkezleri, orada her türlü genci davet ediyoruz. Üniversiteye giden gençler, üniversiteye hazırlanan gençler, lise çağındaki gençleri biz oraya davet etmek suretiyle aslında manevi yönden onları destekliyoruz. Farklı alanlara, yani kötü alanlara sapmalarını önlemeye çalışıyoruz. Toplumun yapı taşını oluşturan bazı temel taşlar vardır. Onlardan bence en önemlilerinden bir tanesi de gençlik dönemidir. Bu gençlik döneminde gençlerimizin milli, manevi, dini
örf ve adetlerine bağlı gelecek geleceklerini kurmaları açısından sağlam temelleri atmaları için Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı bu güzel projelerle onlara biz de müftülüğümüz aracılığıyla, koordinatörlüğümüz aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz ve ulaştığımızda görüyoruz geri dönüklerden. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi aslında kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek bir gençlik ortaya çıkarmak, yetiştirmek. Çünkü toplumun yapı taşları en önemli dönemi gençlik dönemi diyoruz. Bu gençlerimizin hayatını yönlendireceği, hayatına yön vereceği en önemli dönemde bunların yanında olmak. Özellikle son dönemde Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yüksek katılımlı çalışmaları ile plan ve projeleri ile gençlerimize daha çok ulaşıp işte o gençliği yetiştirme açısından biz de Amasya Gençlik Koordinatörlüğü olarak imkanlar dahilinde elimizden geldiği şekilde programlar, projeler yaparak gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde gençlik merkezlerimizde KYK'da da görev yaptığımız için KYK gençleriyle, özellikle üniversite gençleriyle birlikte malumunuz gençlik koordinatörlüğü sisteminde alt birimler var. Ortaokul, lise birimi, mahalle temsilciliklerimiz. Bunları bölgelere ayırdık. Lise ve ortaokul özellikle ekibimiz lise ve ortaokul idarelerini ziyaret edip gençlerimizi Diyanetimizin çalışmalarından, gençlik çalışmalarından haberdar edip gençlik merkezlerimize davet ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla tanışmamın vesilesi 2017 senesinde Amasya Üniversitesi'ne ilk adım attığımda KYK yurdu çıkmıştı. Ondan sonra Erzurum'da benim okuyan arkadaşlarım vardı. Erzurum'da o KYK manevi rehberlik danışmanlığı tanışmışlar arkadaşlarımız. Ve umre vesile olmuş, onlara beraber umreye gitmişler. Ben dedim acaba Amasya'da da böyle bir program var mı? Acaba işte gidilir mi falan şöyle böyle. Murat hocamı ilk defa orada tanıdım. İlk defa orada görüştük Murat hocamla. İşte o sene umreye gittik. Murat hocamla ilk defa serüvenimiz orada başladı. Amasya İl Gençlik Koordinatörü maceramız orada başladı. Umreye gittik. Umrede bizi yani bir abi, yani bir hocadan farklı bir abi olarak, bir baba olarak her zaman, her dakika gecesini gündüzü katıp her zaman yanımızdaydı. Allah razı olsun. Bizden sonra gelecek nesil, emanet edeceğimiz nesil. Dolayısıyla onlarla ilgilenmek, onlarla alışverişte bulunmak, köprü vazifesi görmek çok önemli. Onları anlamak, onları dinlemek, bizlerin de kendimizi onlara anlatması önemli. Pandemi öncesinde kurslar düzenledik arkadaşlarımıza yönelik. Arzu ettikleri, talep ettikleri kursları ayarlayarak onlara hizmet vermeye çalıştık. Bununla birlikte geziler tertip ettik. İl içi olsun, il dışı olsun gezilerimiz oldu. Çeşitli workshop çalışmaları yaptık gençlerle birlikte, birebir kendilerinin de faaliyeti olduğu. Bununla birlikte işte sabah namazı buluşmaları, yine gençlerle yaptığımız çalışmalar, sosyal, sportif faaliyetler ve benzeri çalışmalar, gruplar halinde kitap okumaları, kitap tahlilleri, film tahlilleri gruplarımız var. Pandemi sonrasında bunlar online olarak devam ediyor. Hocalarımızın, yani Diyanet'in bu şekilde bizle ilgilenmesi oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz daha önce FETÖ gibi bir hain darbe girişimi de gerçekleştirildi. Hani böyle yerlerden bizi uzak tutup, yani kendilerini çekip, yani bizle ilgilenmeleri insanların, öğrencilerin, gençlerin o tür yerlere gitmelerini önlüyor. Yani bizle bu şekilde ilgilenmiş olmaları yani bizde mutlu ediyor açıkçası. Sonuçta yani Diyanet ekibindeki insanlar, abilerimiz, kardeşlerimiz, yani bizi kardeşler olarak görüyorlar. Bu türde samimi olmaları bizi oldukça mutlu ediyor açıkçası yani. Bize bu imkanı sağlayan, bize bu imkanda öncülük eden en başta Diyanet İşleri Başkanlığı'na, daha sonra müftülüğümüze ve burada bizim üzerimizde emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Biz öncelikle gençlik merkezlerimizin kuruluş aşamasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yönergesi çerçevesinde gençlerimiz buraya geldiğinde neden burada kalsınlar gibi düşünürler diye düşündük. Ben ayrıca 2016'da KYK'larda başlayan manevi danışmanlık, pilot uygulamada başlayan görevlilerdenim. Orada da 3 yıllık bir gençlik hizmetlerimiz olduğu için geçmişte gençler ne istiyor? Yani burada kalmaları için. Çünkü bildiğiniz gibi günümüzde özellikle sosyal medya üzerinden teknolojinin, sosyal medyanın ilerlemesiyle gençler birçok yanlış yollarda sapabiliyorlar. Yanlış ideolojiler peşinde koşabiliyorlar, koşturulabiliyorlar. İşte buraya geldiklerinde az önce bahsettiğim gibi o güveni sağlayıp burada ailelere o güveni verip elinden tutmak, başkaları tutmadan, art niyetli insanlar tutmadan, başka yola çekecek insanlar tutmadan biz Diyanet olarak burada Amasya'da biz çocuğunuza sahip çıkıyoruz, gözünüz arkada kalmasın deyip onun elinden tutmak. Sonra elinden tuttuktan sonra götürebileceğiniz bir yer yoksa aslında onun devamı gelmiyor. Gelmezdi de. Biz onun için başkanlığımızın da sağ olsunlar temeli kurup da bu işe girdiğinden dolayı bizler gençlerimizi alıp gençlik merkezlerine yönlendirdik. Pandemiden önce hocam dediğimiz gibi üniversite gençliği özellikle bizim elimiz ayağımız oldu. Çünkü bu gençlik çalışmalarına biliyorsunuz dediğimiz gibi temel taş olarak düşünüyorduk ama fazla girişimiz olmuyordu. Kısıtlı ölçüde bu alana girebiliyorduk ama manevi danışmanlık ve gençlik koordinatörlüğü bizim önümüzü açtı. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda Allah razı olsun bu hizmeti başlatarak en önemli noktaya, en önemli yapı taşına aslında temas etmiş oldu. Bizler de bunu değerlendirip üniversite öğrencilerimizle, genç gönüllü, Diyanet genç gönüllüsü öğrencilerimizle köy okullarına gittik. Diğer öğrencilerle tanıştırdık. Bu sayede gençlik hizmetlerinin daha çok tanınmasını, Diyanetimizin bu alanda yaptığı hizmetlerin daha çok tanınmasını sağladığımızı düşünüyorum. Diyanet Gençlik Merkezi ile Ekim gibi başladım. Bir arkadaşım vasıtasıyla, arkadaşım burada ders çalışmak hani daha iyi, daha uygun dedi kütüphaneye göre. Hani daha rahat bir ev ortamı. Ben de geldim ve gerçekten bir ev ortamını hissettim. Çok rahat bir şekilde gerek hocalarımız olsun, gerek ben çok rahat bir şekilde ders çalışabildim. Hocalarımızla gerek olsun, boş zamanlarımızda gelip bize manevi destek oluyorlardı. Çok desteklerini gerçekten gördük. Arkadaşlarımla çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Hocalarıma da gerçekten buradan hani teşekkür ederim. İlkin hocam olsun, Murat hocam olsun, İbrahim hocama. Bize bu fırsatı verdikleri için. Ders çalışma aralarında burada arkadaşlar edindim. Arkadaşlarla hani konuşabiliyorduk, bir dertlerimiz olsa paylaşabiliyorduk aynı şekilde. Çayımız falan her şey vardı zaten, bir ev gibiydi dediğim gibi. Çok güzel bir şekilde zamanımız geçiyor. En son online bir Geçerken dergisi de yeni yayına geçtiğinde bir çalışma yaptık online çevrimiçi arkadaşlarla ve bittikten sonra mesajlar çok olumlu yönde oldu. Çok memnun olduklarını dile getirdiler. Çünkü sürekli ders çalışmak, sürekli ekran başında bu salgın dönemi için söylüyorum, pandemi süreci için söylüyorum. Ekran başında derslere girmek, sürekli ekran başında olmak bir nebze artık yordu ve yıprattı gençlerimizi. Ekran başında olsa bile farklı bir ortam, farklı bir buluşma gerçekleştirmek gerçekten onlara iyi gelmiş. Kendilerinden geri dönüklerimiz o yöndeydi. Geçerken dergisi yeni yayına başladığında arkadaşlarla online olarak bir araya gelmiştik. Dergiden bir bölüm okuyarak onun üzerinde beraber değerlendirmede bulunmuştuk. Genel olarak da Geçerken dergisine baktıklarında içeriğinden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Hem edebi yönden hem bilgi aktarımı yönünden lezzetli, dolu dolu bir dergi olduğunu kendilerinden bizatihi almış olduk genç arkadaşlarımızdan. Arkadaş çevrem burayı önerdi. Daha sonra ben de internetten, Diyanet kanallarından araştırma yaptım. Ve gerçekten buranın atmosferini, yani öğretmenlerini falan çok beğendim.
ve tavsiye üzerine buraya geldim. İlk önce kendi dersime çalışıyorum. Daha sonra buradaki hocalarla beraber Kur'an kursu eğitimi görüyorum. Yani bana yardımcı oluyorlar. Aklıma gelen bazı İslam olarak kafama takılan bazı sorular oluyor. Onları soruyorum. Biz çok teşekkür ederiz Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Bu atmosfer gerçekten çok güzel. Yani öğretmenlerimiz, hocalarımız da gerçekten çok bilgili kişiler. Çok sağ olsunlar. Bu hizmeti bize sundukları için çok teşekkür ederiz. Yani sorularımıza gerçekten böyle ayrıntılı bir şekilde, yani ayrıntılı, güzel bir şekilde bayağı bir cevaplandırıyorlar ve kafamızdaki soruları açıkçası gideriyorlar. Yine aynı zamanda bizim en güzel faaliyetlerimiz, kalıcı ve tesirli faaliyetlerimizden bir tanesi engelli kardeşlerimize yapmış olduğumuz yardımlar, manevi destekler. Malum yine devletimiz onların dünyevi ihtiyaçlarını, fiziki ve maddi ihtiyaçlarını gideriyor. Ama bu kardeşlerimiz gönlü kırık kardeşlerimizdir. Yani engel onların vücutlarında değil aslında. Onlara bakan gözlerde engel vardır. Biz bu anlayışla beraber onların bu manevi ve dünyalarını güçlendirmek amacıyla onlarla rehabilite kapsamında güzel çalışmalar yapıyoruz. Manevi yönden onlara moral veriyoruz. Hem işitme engelliler olsun, görme engelliler olsun, spastik bu alanların hepsinde ehliyetli ve liyakatlı arkadaşlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmalarını, hizmetlerini hasbi olarak onlara aktarmakta. Bu anlamda kurslar açtık, işitme engelliler için, görme engelliler için arkadaşlarımızı büyük şehirlere gönderdik. Onları öğretmen haline getirdik. Yine camilerimizden bir tanesinde, ilimizdeki camilerin bir tanesinde her hafta işitme engellilerle ilgili hutbeler, onların anlayacak olduğu dilde çevrilerek onlara bu şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Birey olarak her birey ya bir engelli, ya bir engelli adayı, ya da bir engelli yakını. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman dedik ki biz bu sahada ne yapabiliriz? Yani Diyanet olarak, müftülük olarak ne yapabiliriz üzerinde biraz düşündükten sonra sosyal bir takım faaliyetleri, bir takım STK'lar, dernekler, engelli dernekleri, sakatlar derneği, görme engelliler derneği, bunlar zaten yerine getiriyorlar. Biz Diyanet olarak, müftülük olarak, yani din görevlisi olarak bu sahada ne yapabiliriz üzerinde durduk. Önce dedik ki biz bunlar da dinin emir ve yasaklarından sorumlu bir birey. Ha, bu bağlamda o zaman bunlara dini anlamda biz ne kadar faydalı olabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Ve önce işitme engelliler, görme engelliler ve ortopedik engelliler alanında Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretme yoluna gittik. Önce bu gibi konularda daha önce bir boşluk olduğu için müftülüğümüz tarafından böyle bir koordinatörlük var. İşte böyle bir çalışma var dediğimizde ilk başta şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Daha sonra da mutluluklarını ifade ediyorlar. Ve bazı STK'lara gittiğimizde, özel eğitim veren okullara gittiğimizde biz müftülük olarak, engelli koordinatörü olarak buraya geldik. Engelliler konusunda sizlerle ortak çalışma yapıyoruz dediğimizde önce bir şaşırıyorlar. Ya müftülüğün böyle bir koordinatörlüğü mü var, bu alanda bir çalışması mı var diye. Daha sonra da bu alanda yapılan bu hizmetleri anlattığımızda memnuniyetlerini ifade ediyorlar ve ortak çalışmalara başlıyoruz. İşte Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile, sevgi evleriyle, daha sonra çeşitli STK'larla, engelli dernek başkanlarıyla ortak çalışmalar neticesinde bu kardeşlerimize hizmet ediyoruz ve bu kardeşlerimize yaptığımız hizmetin geri dönüşümü bize
çok mutlu bir şekilde yansıyor. Sevdim seni Mahmud'uma, canım diye sevdim. Sevdim seni Mahmud'uma, canım diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Öğrencilerimizin görme engelli ya da işitme engelli, zihinsel engelli öğrencilerimizde çok büyük bir boşluk vardı, manevi boşluk vardı. 2015 yılından itibaren biz başladık manevi rehberlik olarak. Eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi olarak başladık. Çok güzel geri dönüşler aldık hocam manevi yönden. Çok büyük bir boşluk olduğunu fark ettik. O boşluğun doldurulması, ihtiyaca yönelik, ihtiyaca cevap verdiğimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Şu anda devam ediyoruz ve öğrencilerimizin ve dernekteki bütün üyelerin manevi yönden ihtiyaçları olduğunu içlerine girdiğimiz zaman daha güzel anladık. Yine ders esnasında hani öğrencimin birinin bana olan bir sorusu beni çok duygulandırdı. Çok hoşuma giden bir gündü o gün. Kur'an-ı Kerim dersimizi yaptıktan sonra öğrencim, hocam dedi, bize bir sorun var. Ben hafızlık yapabilir miyim? Ben hafız olabilir miyim? Deyince ben çok etkilendim, duygulandım. Zaten öğrencime ödev yetiştiremiyordum. Bütün ezberlerini bitirmişti. Müfredattaki bütün ezberleri mealleriyle bitirmişti. Dedim sen yapmazsan kim yapacak? Yaparsın. Başladık hocam. Pandemiden kısa bir süre önceydi. Ezberlerini çok güzel düzenli bir şekilde veriyordu. Tabii salgınla beraber yüz yüze eğitim ara verince çevrim içine başladık. Ezberlerini hazır ettiği zaman telefonla arıyor. Telefonla derslerini dinliyoruz. Benim seminer olduğunda ya da dersim olduğu saatlerde ders ses çekimiyle olsa dahi yine ezberlerini devam ediyor hocam. Öğrencilerimiz geri dönüşümleri çok mutlu, çok olumlu. Ailelerle geri dönüşümle devamlı iletişim halindeyiz. Ailelerimizin bize olan güvenleri bizi çok mutlu ediyor. Çünkü evden aldığımızda annenin elinden alıyoruz biz çocuğu. Anne bizim elimize bir güvenle teslim ediyor. Yeniden ders bittikten sonra biz aileye teslim ediyoruz. Annenin içinde ya da ailenin içinde hiçbir kuşku olmadan çocuklarını bize rahatlıkla emanet ediyorlar. O yönden de çok mutluyuz. Biz öncelikle 2015-2016 eğitim öğretim yılında başladık Kur'an-ı Kerim öğrenmeye. Önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Sonrasında tecvid kurallarını öğrendim. Sonra 30. cüzdeki kısa surelerimizden ezber yapmaya başladık. Bu arada ezber yaparken ben zamanla hafızlık yapmak istedim. Hafızlık yapma isteği uyandı içimde. Bu durumu hocamızla paylaştım. Sonrasında pandemi öncesinde hafızlık yapmaya başladık. Evet, ben zaten kendim de doğuştan görme engelliyim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye de Braille alfabesiyle başladım. Hafızlığımı da dijital Kur'an-ı Kerim hediye etti Diyanet İşleri Başkanlığımız. Onunla yapıyorum. Buradan görme engelli olan arkadaşlarımıza, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir miyim konusunda tereddütleri olanlar varsa öğrenebilirler. Hiç tereddüt etmelerine gerek yok. Hem de çok rahat bir şekilde öğrenirler Allah'ın izniyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halagakum min turabin, thumme min nudfetin, thumme min alagatin, thumme yuhricukum diflan, thumme litebluğu eşüddekum, thumme litekunu şuyuha ve minkum men yutevaffâ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. 2014 yılında Yusuf Karali Eğitim Merkezi'nde almış olduğumuz eğitim sonrasında hemen aynı yıl içerisinde
İşitme engellilerle Kur'an dersi, dini bilgiler dersi yapmaya başladık. Geri dönütler çok güzel. İşitme engelliler kendileriyle özel olarak ilgilenmemizden, başkanlığımızın özellikle ilgilenmesinden, bizler gibi öğreticiler göndermesinden çok mutlular. Özellikle yapılan yarışmalarda derecelere girip de kendilerini umre ile ödüllendirmelerinden gerçekten çok mutlu oldular. İşitme engellilere yönelik dini kavramlar sözlüğü, sonrasında elifba cüzünün çıkarılmış olması, çocuklara yönelik eğitim, hikaye eğitim setleri, bunlar başkanlığımızın bizlere sunmuş olduğu güzel dokümanlarımız, kaynaklarımız. Onlardan istifade ediyoruz. İşitme engelli öğrencilerimizi umreye gönderme ve karşılama aşamasında biz onlarla hep birlikteydik zaten. Yarışma esnasında da aynı şekilde hep birlikteydik. Bu duyguyu onlarla birlikte an be an yaşadık. Onların umreye gitmeleri, güzel bir umre yapmaları başkanlığımızın hani takdire şayan çalışmalarından bence. Gerçekten bu noktada başkanlığımızı ben takdir ediyorum. Döndükleri zaman çok mutlu bir şekilde bu umrelerini anlatmaları, tekrar gitmek istemeleri, özellikle de yani bir işitme engellinin hocam oranın kokusunu unutmuyorum, unutamıyorum demesi benim için çok önemli, çok kıymetli gerçekten. Gerçekten çok ama çok güzel bir duygu. Hiç tarif edilmez. Yani nasıl tarif edebilirim ki bilmiyorum. Ancak ki yaşarsak anlarız. Müftülük yarışma düzenlemiş. Ayla hocamız sayesinde haberimiz oldu. O da çok yardımcı oldu sağ olsun. Yarışma aracılığıyla yarışmada önce bir sure okuttular ezberden. Sonra yüzüne okuttular aynı böyle. Birinci olana umre ödülümüz vardı. Annemle gitmiştik. Biz 17 kişilik bir umre grubumuz vardı. Yani hocamız çok candan bir insan. Hele hele son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu engellilere yönelik yapmış olduğu bu umre yarışmalarında yaşanan o heyecanları, o umre yolculuklarındaki yaşamış oldukları o mutlulukları gördükçe ve hele ki müftülüğümüz tarafından engelli koordinatörleri olarak müftülerimiz, müftü yardımcılarımızın beraberliğinde onların evlerine gittiğimizde, evlerine oturduğumuzda mesela bir siteye giriyorsunuz. İşte müftülükten il müftüsü, müftü yardımcısı, vaiz, engelli koordinatörleri hep beraber o sitenin bütün sakinleri size bakıyor. Bunlar kime gelmiş? Ve orada diyorlar ki işte bu falan kattaki bir engelliyi ziyarete gelmişler. Orada bir program tertip ederek umriye giden o engelli kardeşlerimizi müftülük olarak yol ceddiğimizdeki o etraftaki oturan sakinlerin hayret ve şaşkınlıklarını görmek ve onlara bu mutluluğu tattırmak dünyanın belki de yaşanması gereken en güzel hatıraları olarak kayda geçebilir diye düşünüyorum. Bu engelli kardeşlerimiz ilk etapta biz onlara gittiğimizde böyle bir kurslarımızın Kur'an eğitimi verdiğimizi söylediklerimizde hem engelli kardeşlerimizin kendileri hem de aileleri tarafından bu işe sıcak bakmadıklarını görüyoruz ilk anda. Niye? Çünkü bu zamana kadar dışarı çıkamamışlar. Böyle bir sosyal faaliyete katılamamışlar. Kendilerini bazen zaman zaman dışlanmış hissetmişler. Ve hatta bir engelli yakını bana şunu ifade etmişti. Bizim evimizin içerisinde çocuğumuzun engelli olduğunu biz hissetmiyoruz. Yani bizim çocuğumuz evin içinde engelli değil. Biz dışarı çıktığımızda çocuğumuzun engelli olduğunun farkına varıyoruz demişti. Bu beni çok duygulandırmıştı. Gerçekten toplumumuzun da bakış açısını çok güzel ifade etmişti. Tabii bu kardeşlerimize bizim yaklaşımlarımız neticesinde ikna ediyor. Bunları kurslarımıza alıyoruz. Kurslarımıza gidip gelmeye başladıktan sonra bunlar gerçekten müftülüğümüzün o sıcak, samimi alakasını çok yakından hissettiklerinde mutluluklarını bizlere ifade ediyorlar.